Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ın kuzeyine operasyon sinyali verdi. Erdoğan'ın mesajı ne anlama geliyor? Olası harekatta hedef neresi? Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar'dan dinleyelim. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle sınır ötesine operasyon mesajı verdi. Gözler İran kuzeyine çevrildi. Zap'ın ileri uçlarında bir takım noktalar var. Karasal anlamda kontrol edilmesi gereken. Şimdi oraların kontrol edilmesiyle beraber yüzde yüze çıkartılacak. Bununla ilgili bir angajmanı görebileceğimizi değerlendiriyorum. Bahar aylarından itibaren yani Mehmetçik ileri doğru bir hamlesini o 95'in eksik kalan kısımlarıyla ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar olası harekatı değerlendirdi. İran kuzeyindeki Gara bölgesini işaret etti. Biz bu alandaki yapmış olduğumuz harekatlarla Türkiye'nin önünde Mehmetçik'ten bir duvar ördük. Ve Türkiye çok rahatladı. Terörün en şu an yuvalandığı, kendisini hazırladığı, bizi beklediği yer orası. Gara. Tamamen dağılık arkası açık. Vadinin bu tarafını tuttuk. Ama bu tarafında ve son derece geniş bir alan ve arka tarafı tamamıyla açık. Şimdi bu alanlara da angaje olmuş bir harekat. Böyle bir şey beklenebilir mi? Beklenebilir. Denklemde kimler var? Ruslar var. Amerikalılar var. İngiltere var, Fransa var, İran var. Kim Türkiye ile gerçek anlamda bir dostluğu ve işbirliğini tercih edecek? Kim Türkiye'yi karşısına alacak? terörle mücadelede Irak merkezi hükümeti ve bölgesel Kürt yönetiminin izleyeceği yol haritası da merak ediliyor. Türkiye'nin Irak gerçek anlamda dostluk. Şu bölgeyi tamamen terörden arındırmaya yeter. Irak merkezi ordusu güçlüdür. Taşın altına elini koysun, muazzam bir iş iş yapar. Barzani devreye girsin, ortada muazzam bir işbirliği ortaya çıkar. Ama öyle paramparçalar ki Ağar, KYB, PKK ilişkisine de ayrı bir parantez açtı. Türkiye'de işbirliği yapması onun çıkarına. Bofol Talebani bunları unutmuş gözüküyor. Büyük bir vefasızlık yapıyor. Bunun bir ihanete dönüşmemesi bıçağının sırtında şu an. Vefasızlık ihanete dönerse de... E tabi gereği yapılacaktır.